Şimdi frekans, peki bana o zaman bugün frekanslardan madem ki şey yaptık, frekans nedir? Yani bir insanın frekansı nasıl olur? Şimdi diyelim ki ben arabam olsun istiyorum, sevgilim olsun istiyorum, işte şuyum olsun, ben şöyle olayım, öyle olayım. Fakat bunların olabilmesi için veya bunların olabilmesi için yola çıktığımda oluyor mu? Olmuyor. Bazıları oluyor, bazısı olmuyor. Bazısı oluyor, bazısı olmuyor. Aslında çok basit. Ben size bir şey söyleyeyim. Tutturum olur. Yani habire bunu üçüncü videoda bunu söylüyorum. Bundan istiyorum, bundan istiyorum diye tutturum, bak nasıl zikir oluyor. Zikir gibi. Efendim? Zikir gibi. İşte bak zikir gibi dedi. Tutturun olur. Fakat yani... Evet, bazen tuttursan da olmayabiliyor. Neden peki? Peki frekansınızın o zaman diyeyim, yani diyelim ki bu bayağı yorucu bir iş. Şimdi diyorlar ki bir sürü şeylerde senin frekansın o para olsun mesela, para sana gelsin diyorlar değil mi? Sen o frekans ol. Diyorlar. Paranın frekansı ne ya? Neşe. 100 bin dolar ne? Siz keyif, Bir neşe. milyon dolar frekansı ne? Neşe ve keyifle gelir para demiştiniz. Yani mutluluğa gelir gibi bir şey yok. Öyle bir şey Aa, yok. bir dakika. Bütün enerjiler neşeye akar. Ha, bir dakika, sadece para değil. Şimdi paranın bir frekans olduğu doğru. Her şeyin bir frekans olduğu doğru. Her şeyin rahat, neşeli ve mutlu olduğunuz zaman sizde akışkan olduğu doğru. Yalnız para değil ki. Yani... Şimdi peki o zaman bu öğretilerden şöyle bir şey mi çıkıyor? Yani senin senin frekans, sen bir frekanssın, öyle mi? Bu vücut olarak da bir frekanssın ve senin frekansını değiştirmen gerekiyor, öyle mi? Peki bunu böyle kabul edelim. Senin frekansını nasıl değiştireceksin? En çok frekansını bozan şey ne? Zihin ve düşünceler. Korku. Korku, endişe, bak, suç. Korku derken bak bana daha bak herkes burada gerçekten ileri bir zihin seviyesinde herkes. Zihin senin frekansını etkileyen şey ne dedim? Korku bir Duygu. neyin adı? Duygu. Bir hissin adı. Bana lütfen daha o objektif olanlar girin. Yani, gelecek endişesi. Başka. Ama bak, düşüncelerden ama ne olur bana daha teknik konuşun ya Allah aşkına. Senin frekansını etkileyen şey ne? Efendim? Aklınıza gelen vesveseler. Ama bak bunları bak lütfen zihnimizi başka yere taşıyın diyorum şu anda ya. Hele Sinan'ın böyle olmaz yani. Senin frekansını oluşturan demiyorum şu anda. Etkileyen şey ne? Bak burada net olmazsanız daha sonra yaşayacağınız şeylerde de net olamazsınız. Şimdi ben şurada bir vücut gözüküyorum değil mi? Bir isim, bir rengin. Okey? Benim bir frekansım var. Doğru mu? Peki, benim frekansımı oluşturan şey ne? Seni oluşturan esmalar. Halim, o anda ne haldeyse. O anda demiyor. Evet. Ha, teşekkür ediyorum. Bak biraz daha teknik olan duygu ve düşünceler. Benim düşünce ve duygu alanım yok mu? Oluşturuyor. Ve bunu 10.000 kere falan konuştuk. Yani nasıl bunu söyleyemiyorsunuz? Anlayamıyorum. Ama biz... Ama bir dakika sen değil biraz herkes söylesin istiyorum yani. Vesvese, korku bunların hepsi duygunun içinde. Bana duygu demeniz gerekiyor. Yani duygu vücudu, his vücudu ve düşünce vücudu, mental vücut. Yok mu size? Var mı yok mu? Mental vücudunuz var mı? Duygu vücudunuz var mı? Ben hiç bak şu anda dinden şundan bundan bahsetmiyorum. Demek ki sizin buradaki şu isminizi oluşturan şeyi etkileyen, oluşturan şey nedir? Duygu.
duygu ve düşünce vücudu. Öyle mi? Evet. Ha, duygu ve düşünce vücudumuz burayı form ediyor. Demek ki beni kötü hissettiren, vesvese oluşturan, korku oluşturan, öyle mi? Bak, eyvallah, teknik olun diyorum. Korku oluşturan, gelecek endişesi yaratan, geçmişteki işlerden depresyonu sokan veya benim bu ismimi oluşturan şey, duygu ve düşüncelerden mi? Peki, ben bunun bir tık ötesine geçebildiğim zaman hangi vücuduma erişiyorum? Hayır, hayır. Daha gönül nerede? Gönül başka şey. Çok anlattın ya. Ya söyle. Duygu ve düşünce vücudunun ötesinde hangi vücudu? Ruh. Bir dakika. Net olun diyorum size. Bana böyle, bana göre, sana göre, ona göre, buna göre bir şey değil. Demek ki ruh denilen frekans vücuduma erişebiliyorum. Öyle mi? Aynen. Ne zaman? Demin söyledim. Duygu ve düşüncelerin ötesine geçebildiğim zaman. Öyle mi? Evet. Ha. Peki, beni o zaman ruh frekansına geçtiğim zaman ben bu duygu ve düşüncelerimin etkisinde miyim, değil miyim? Etkisinde değil. Değilsin. Peki, ben duygu ve düşüncelerimle ruh frekansıma kayıt yapabiliyor muyum? Evet. Yapabiliyorum. Peki, demek ki beni bunu, bu kayıtları yapmaktan alıkoyan şey nerede? Yine ben duygu ve düşüncelerimde. Öyle mi? Evet. Burası net mi? Demek ki benim öyle bir frekans olmamı engelleyen şeyler nerede? Benim duygu ve düşüncelerimde. Yani duygu ve düşünce vücutlarında, enerji alanlarında. Doğru mu? Doğru. Doğru. Kayıtlı yani. Daha kayıt var. Efendim? Kayıtlı. Kayıtlarsam kayıtlı, kayıtlamazsam kayıtsız. Yani kayıtsızlık sırrını fahşa eyleyince yaradan dedikleri şey, oradaki kayıtların bitmesi. Yani kayıtların bitmesi ne demek? Benim herkesle helalleşmem. Doğru mu? Kul hakkını ödemiş olmam. Ve hiç orada hiçbir şeyin kalmamış olması demek. Öyle mi? Eyvallah. Daha gönül alanından bahsetmiyorum. Öyle bir yerden bahsetmiyorum. Öyle bir yerden bahsetmek için gönül alanından, tasavvuftan ve Allah ilminden bahsetmemiz gerekiyor. Yani ilmi ledünden bahsetmemiz gerekiyor. Yani hakikat ilminden bahsetmemiz gerekiyor. Yani hakkın katından bahsetmemiz gerekiyor. Senin duygu alanın, düşünce alanın, ruh alanın değil. Bir kere bu ayrımı çok da net görmemiz lazım. Çünkü neden? Peki, İslam dininde öyle diyeyim, yani la ilahe illa Allah dendiği vakit senin duygu ve düşüncelerine bakıyor mu? Hayır. Bakmıyor. Neden bakmıyor? Yani senin duygu ve düşüncelerinin bir hale gelmesinden yola çıkmıyor. Doğru mu? Evet. Çıkmıyor. Yani Vildan şöyle hissetti, Hatice böyle yapar, yok Sinan şöyle, Mete böyle demiyor. Ne diyor? Allah var, başka bir şey yok. Bir tek buraya bakacaksın diyor. Öyle mi? Evet. Şimdi ve bunu yaşarken senin duygu vücudun, düşünce vücudun, ruh vücudun bir şeyler oluyor. Sen ama yaşadığın şey bunlar değil. Dikkatin burada değil. Dikkatin benim vücudum nasıl olacak? Ben ne düşünüyordum? Ne geldi, ne gitti de değil. Bir farkı söylemek için bunu söylüyorum. Yani senin frekansını en birinci adımda Allah'a koyuyor. Gideceğin son yere koyuyor. Doğru mu? Yani din denilen müessesede veya söylemde senin hiçbir şeyin çözülse çözülmese,
bilsen bilmesen, fark etsen fark etmesen, görsen görmesen seni direkt Allah'a koyuyor. Öyle mi? Oysa sen çözecektin, bunu çözecektin, sen de bu çözülecekti, öyle olacaktı, böyle olacaktı, sonra Allah'a, işte Nirvana veyahut da bir yere varacaktın. Doğru mu? Ama din söylenme böyle yapmıyor. Bu işi böyle yapmıyor. Doğru mu? Ve şöyle bir söylemle yapıyor. Tanrı yok, Allah var. Ne demek? La ilahe illallah. Hayır, ne demek? Hayır, bir dakika. Ne demek Tanrı yok, biliyor musun? Çünkü tanrılarımız var, çeşitli yani, var, cins var. Yani bu öğrenilmiş bilgi. Tanrı kim? Yani dışarıda bir şey. Tanrı kim? Biz. Kendimiz. Yani sensin. Bir dakika. Ne şöyle dışarıda? Efendim? Bütün düşüncelerimiz. Var. Şimdi bana Tanrı'yı bir Zeus ne yapar? Yani Tanrı değil mi? Tanrılar var, tanrıçalar var. Hepsinin görevleri var. Ha? Hepsinin görevleri var. Hepsinin görevleri var. Hepsinin yaptırımları var, öyle mi? Hepsinin bütün o mitolojilerde ve şeyle güçleri var. Değil mi? Ya aslında Allah'ın isimleri ne sergiliyor onlardan? Bir alanı var. Mesela deniz tanrısı var. Ne bileyim, göç tanrısı var. Tanrı deyince ben şunu anlıyorum. Bu evrende gördüğümüz bütün oluşumların arkasındaki güç. Yani insanların ötesinde bir varlık. Bu şeyi kontrol eden, bu sistemi. Bu Tanrı mı, Allah mı? Gerektiğinde müdahale eden. Tanrı mı, Allah mı? Bir yerde, belli bir yerde, bir mekan olan, bir varlık olarak bulunan güçlü bir varlık. Allah mı, Tanrı mı? Tanrı bu. Yani Tanrı. Yani bir, insandan ayrı bir varlık, öyle mi? Evet, Tanrı dediğin zaman bir de küçüklükten itibaren gökyüzünde bir yerde oturan Allah'ı da o şekilde biliyorduk ya. Yani. Biz onları, ben de öyle biliyordum canım. Allah yukarıda onların, bir yerde sakallı dede erkekti bir de, evet. Yani cinsiyeti vardı. Yani Tanrı denilen şeyi biz Allah olarak o şekilde anlıyorduk. Allah ismini o şekilde anlıyorduk. Dolayısıyla bu şeyden baktığın zaman, tasavvuf açısından baktığın zaman Allah yani ötede, uzakta bir yerde, bir mekanda, mekanla kayıtlanmayan, Tanrı gibi olmayan bir varlığı kastediyor. Varlığı. Varlığı değil, bir şeye işaret ediyor ve bu yine bu bütün oluşumun arkasındaki güç, kudret hep ondan. Yani senle beraber ama senden ayrı, öyle mi? Ayrım ayrı demiyorum. Ayrı değil. Yani Allah dediğin zaman seni de kapsıyor tabii ki. Bütün kainatı atomdan, atom üstünün boyutlarında her şeyi kapsıyor. Yani hiç dışarıda bir şey bırakmıyor. Allah dediğin zaman her şey. Yani şu mesela bir apartman dediğin zaman bütün daireyi, odaları, işte mutfağı, banyo hepsini, her şey, bütün eşyalar kapsadığı gibi. Allah kelimesi de bütün kainatı, makrodan mikroya, bütün maddeleri her şeyi kapsıyor. Anladım. Yani gücü kudreti elinde bulunduran güç, kudret aynı zamanda. Vücut kudreti? Gücü kudreti elinde bulunduran. Gücü. Yani o yaptı, bu yaptı, hayır. Orada da yani Allah'tan. Şimdi Allah yaptı mı, Allah'tan mı? Şimdi yapan yaptıran Allah'tır. Bu yanlış değil. Allah'tan da dediğin zaman bu da yanlış değil. Yani baktığın şeye bağlı. Evet. Biraz. Doğru. Peki. Şimdi evet, sen Tanrı, tanrılar, tanrıçalar, tanrısal kuvvetler gibi görünen şeyde Hazreti Muhammed neden Tanrı'ya değil Allah'a bakın demiş? Allah hepsini kapsıyor çünkü. Neyi kapsıyor? Bütün her şeyi kapsıyor. Yani bu bana göre tanrılar zaten Allah'ın kuvvetlerini bu sistem içinde gösteren
birer imge, simge. Yani Allah'ın isimleri, Allah'ın güç ismi var. Tamam, işte oraya bir tanrı koymuşlar. Yani esmalar diyorsun. Esmalar diyor. Yani esmaları biz böyle anlamalıyız. Yani ben nasıl anlayacağım, nasıl bakacağım? Peki, ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün güç bende ve benimleyse, niye istediklerim olmuyor? Çünkü inanmıyorum ki kendime. Öyle bir güç olduğuna, Allah'ın benden çalışan bir sistem olduğuna inanmayınca o da orada yürümüyor. Yani öyle bir şeye inandığımı söylüyorum mesela, yaparım diyorum, olur diyor. Ama içim öyle inanmıyor. Yani özümde bu güç var mı? Var. Ama benim onu eğer ki inancım yoksa o hiçbir şekilde olmasına imkan yok zaten. Peki inanmak yeterli bir şey mi? Şahit olmak. Şahit olmak yeterli bir şey mi? Neye şahit olacaksınız? Bütün güç bende, istediklerim neden olmuyor derken, oradaki bende derken kullandığımız o benlikte öyle bir güç yok zaten. Zaten ben kim yani? Ben kim o gücü, kuvveti sahip olan? O şey dinlenirse o şey, o alan zaten yok. O çıkmaz. Yani. Tamam. Peki güç hangi alanda? Bütün güç bende ama ben dediğim kişide değil. Veya nasıl bir yerde o güç? Efendim? Ruh alanında. Ruh alanında. O zaman ruhla kısıtlarsınız Allah. Yani niye ruh alanında olsun ki? Oldu, ruh alanında güç var, doğru da. Evet. Tanrı bir kere insan yaratımı. Tanrı'yı ben yarattım. Tanrı'yı sen mi yarattın? Evet. Tanrı mı seni yarattı? Ben Tanrı'yı yarattım. Sen kimsin ya Sinan? Tanrı mı yarattın sen? Bu Tanrı'ya bir selam söyle, ne haber? Ne yapıyor yani? İşte, nasıl yarattın? Allah beni yarattı, ben evet. Tanrı'yı yarattım. Evet. Ne demek ben Tanrı'yı yarattım? Bana anlat o zaman. Yani benden ayrı, benim işte o ayrılık zannında bir Sinan, bir isim var. Onu yaratan bir Tanrı var. Ben ona iman ediyorum. İşte beni cezalandıracak, şey yapacak. Böyle bir düşünce. Beni cezalandıracak dediğin bir tanrı mı yarattın? Evet. Aferin, tebrik ediyorum. Cezalandırır o zaman. Madem yarattın, olur. Yani nasıl yani? O zaman bana tanrının ne olduğunu söyle. Çünkü öyle tanrı değil. Bu yarattığın şey tanrı değil. Evet. İnsanın varoluşundan itibaren bir sorgulama, yani içinden gelen bir sorgulama şeyi var. Neden? Şimdi ben çok doğru bir şey söyledi. Niye var? Şimdi ben dünyaya bir kadın olarak geldim, bir kız olarak geldim, rengin olarak geldim. Niye böyle bir güç arayışındayım ben? Ya bir aşkınlık şeyi var insanda. Yani insanın fıtratında aşkın olma durumu var. Yani bu gördüğüm şeyler tamam, hepsine de eyvallah ama bir ötesi var. Yani ben kimim aslında? Ben kimim? Yani, asıl soru o. Demek ki burada gördüğüm kimlik bana yetti mi? Yetmedi. Yetmedi. Ha, yani tamam. Şimdi burası tamam oldu. Demek ki burada gördüğüm rolüm, birinin annesiyim, teyzesiyim, babasıyım, iş adamıyım, şuyum buyum. Bu rol bana yetti mi? Yetmedi. Ha. Yetmediği zaman ne aramaya başladım? Bir güç, kutsal arıyorum. Bir güç. Yani bu gördüğüm, bu kullandığım alandan daha fazla bir şey arıyorum. Öyle mi? Peki. Aslında. Evet. Orada bir de insanlar bir dara, sıkıntıya düştüğü zaman bakıyorlar ki kendimiz bir şey halledemiyoruz belli bir yere kadar. Evet. Yani bir başka, bir daha güçlü bir şey lazım, bir varlık. Benim bu işimi halletsin. Evet. Yani bir şey mesela, doğru değil mi? Bir şey ağrıyor, hasta oluyor, o oluyor, bu oluyor. Annem hastalanıyor, tedavi edemiyorum. Bir şey oluyor, yapamıyorum. Çaresiz ve aciz hissediyorsun. Çaresiz yani, ve aciz hissediyorsun. Niye bir kutsala başvurma durumu Bir kutsala var. Başvurma yani, durumu var. Hep öyle bir durum var. Doğru. Sorgulama sürecinde. İşte adam bakıyor, işte güneş doğuyor, bizi aydınlatıyor, ısınıyoruz.
bizim tanrımız olabilir. Yani bizden daha güçlü. O daha güçlü görünüyor çünkü. Bir tanesi ayırıyor. Bir tanesi hayır. Doğal bir bakıyorsun doğal. Sular alıyor, neler yapıyor. Evet. Ali sen bunları yapamıyor. O zaman diyor ki su daha güçlü. Yani her şeye bir güç atfetme var. Yani dışarıda bir güç atfetme tamam. var. Tamam. Peki her şeyin bir gücü olduğunu, güç atfetme veya öyle bir gücü olduğunu görme. Çünkü öyle bir gücü var. Evet güneş öyle yapıyor. Evet ay böyle yapıyor. Evet doğa olayları böyle. Gerçekten de böyle. Ve kendini bunun karşısında aciz hissettiğin zaman, oraya güç atfettiğin zaman bu Tanrı mı yoksa başka bir şey mi? Yani kendinden ötede bir yerde Tanrı. Ama bu Tanrı'nın lütfen adını doğru koyun şimdi. Bizim enerjimiz, bizim o enerjiden. Senin enerjin falan yok. Orada çaresizsin bak. Hayır, orada bir kere net olun. Çaresizsin, yapamadın. Annen hastalandı, baban öldü. Sen kendini kötü hissediyorsun. Ve de diyorsun bu benden daha fazla bir güç olmalı. Ben mesela şu anda karıncayı yaratamıyorum. Bunu bir yaratan var. Düşüncesiyle de hani düşünce yoluyla da bunu bulmaya doğru gidiyor insanlar. Veya işte güneş böyle yapıyor, ay böyle yapıyor, şu böyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Bunun adı ne? Efendim? Evet, teşekkür ediyorum Neslihan. Bugün hepsi senden çıkıyor bu türlü. Evet, bu Tanrı'nın adı ne? Put. Hazreti İbrahim'i ben tanrılarınızı put yapıp bir de resmini yapıp koyuyorlar değil mi? Bundan diye. Bu putu Hubel neydi? 4-5 tane. Veyahut da Kabe'nin içindeki putlar nedir? Uz, Menat. İşte. Menat, Uzza. Evet. Bu putları. Kim kuruyor? İbrahim kuruyor bu putları. Nerede bu putlar? Kabe'de. Efendim? Aynı dedim. Yani gönül alanımızda böyle dışarıya atfetmiş olduğumuz güçler var. Doğru mu? Tanrılar var yani. Belki de putlar temizlendikten sonra Kabe gönül alan oluyor orası. Şimdi onu söyleyeceğim. Aynen olacak. Kabe ne için var? Yani dışarıda bunlar oluyor. Ben acizim putlarının kırılmasıyla birlikte Kabe ortaya çıkıyor. Yok edilmesiyle. Doğru mu? Yani gönül manyetik alanı ortaya çıkıyor. Gerçek manada. Ve gerçek manada bir gönül isteğinin, gönül zuhurunun, gönül halinin ne olduğunu yaşamaya başlıyor o kişi. Bunu yaşamaya başlayan kişi, arabam olsun, şuyum olsun, buyum olsun derdi olmuyor. O dert varsa bu olmuyor, bu varsa o olmuyor. Doğru mu? Aynen öyle. Efendim? Aynen öyle. Bak orası çok önemli yani. Çünkü orası tamamen bizden ama gönül gerçek bir gönülü zuhur etmesi tamamen bir hakikat. Ve din denilen sistem hiç diğer şeylere bakmadan direkt sizi ilk önce buraya yönlendiriyor. Doğru mu? Dimdirek. Ne olursan ol, kim olursan ol, tecrüben neyse ne yaşamışsan yaşamışsın, yaşamamışsan yaşamamışsın. Oraya hiç bakmıyor. Yok kişisel gelişim, yok ben değişecektim, enerji görecektim, onu yapacaktım, bunu yapacaktım demiyor. Doğru mu? Çünkü senin gönlünden başka alan tanımıyor orası. Şimdi, okey. Ama öyle. Yani ve sen gerçekten gönlü tanıyacaksan, yani Kabe'yi bileceksen, bulacaksan, o manyetik alanı
görüp tanıyacaksan ve o alanı zuhur ettireceksen bu hayatında, bu deneyiminde, bu vücudunda, o zaman direkt seni oraya atıyor. Direkt. O zaman Allah alanında belki istediğin şey hiç olmuyor. İstiyorum dediğin şey. İstemediğin şey direkt oluyor. Bütün zıtlar birlik oluyor. Bütün putlar yok oluyor. Ve senin gönlün zahir oluyor. Bir insan ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun frekansı çok yüksek. Neden? Hiçbir şeyi dışarıda bırakmıyor. Çok sevgili bir frekans, çok seven bir şey. Hiç ayırt etmeden seviyor. Hiç kimseyi ayırt etmeyen bir Kabe var. Hiçbir durumu, hiçbir cinsiyeti, hiçbir mesleği, hiçbir varlığı, hiçbir oluşumu. Şimdi o frekanslar lafında şöyle söylemiş, işte o frekansta olan öbürkünü etkiler. Etkiler, nasıl etkiler biliyor musun? Hiç de etkilemeyi düşünerek değil. Hiç alakası olmaz yani. Ben gideyim onu etkileyim, gideyim şunu etkileyim. Hadi biraz da bunu kendi şeyimin altına alayım diye bir düşünce dahi varsa o frekans yok zaten. Çünkü o frekansın kendisi böyle. Kendisi o halde. O halde olduğu için bırak seni beni, kainatı etkiliyor hatta. Şimdi Kabe'deki putların oluşması ve Kabe'deki putların kırılması. Şimdi Kabe'de bir putlar oluşmuş ki, Kabe neresi? Gönül alanı ve orada putlar oluşmuş. Bu putlar neyle oluşmuş? Deneyim, düşünce, his, şu bu filan böyle bir sürü bir şeyle oluşmuş. Tabii ki ruh makamına muslat ettiğiniz vakit bu putların olmadığını yavaş yavaş görürsünüz ama direkt gönül halinde hiçbir tanesi kalmaz. Hiçbir tanesi kalmaz. Şimdi bu gönlün zuhur etmesinin ilmi ledün, bu ilim ne olur? Ama daha sonra yürünecek başka yollar olur. Ama gönül alanına bakarken diğer ilimlere bakmak olmaz. Çünkü sizi, şimdi o yüzden arkadaşım çok güzel nefes ustası. Hatta ben de bugün bir nefes size söylemek istiyorum. Bu vücutla alakalıdır. Bu kişiliğinizle alakalıdır. Bu kimliğinizle alakalıdır. Gönül ise bunlarla hiç alakalı bir şey değil. Yani sizi bu vücuda bağlayan, buradaki kimliğinize bağlayan hiçbir şey aslında şeyde hakikatte yok. O yüzden sizin işte nefes alıp verin, işte kişisel gelişim, kişisel gelişmeyin var orada. Gelişim falan yok. Kişisel falan bir şey de yok. Ama bir gönül alanı var orada. Yani bir Kabe var. Bir muazzam seviş alanı var. Muazzam her şeyi kabul ediş alanı var. Her şeyi bu içteki fark ediş yüzünden çok seviş alanı var. Burada sizin kimliğiniz, kişiliğiniz, ne yaptığınız, ne kadar yaptığınız hiç önemli değil. O noktada. O yüzden Kabe'de görürsünüz ki herkes birbirine secde eder. Herkes hiç ayrım olmadan etrafında dönülür.
kimsenin sahipleneceği, bu benimdir diyebileceği bir şey değil. Ama başka bir fark görülür orada. Şimdi gerçek bir yolculukta tabii ki işte mesela şimdi ben şöyle örnek söyleyeyim. Bana soruyorlar işte Sirius'lar hakkında ne düşünüyorsun? Tamam, Şira yıldızıydı değil mi Kur'an-ı Kerim'deki? Ben bilmiyorum diyorum. Ben bilmiyorum. Peki böyle temaslar için ne düşünüyorsun? Ben diyorum ki devamlı temastayım. Temassız olduğum bir anı bilmiyorum. Eğer siz gönlünüzle temastaysanız, bütün alemdeki her şeyle temastasınız. Eğer gönlünüzle temasta değilseniz, birilerinden ayrıca temasa gireceğim diye bir derdiniz olur. Öyle bir şey yok. Ha, bunu ayrıca yaşamak istersiniz, istemezsiniz, o ayrı mesele. Bu sizin buradaki deneyiminize bağlı. Bununla ilgili de bir iki olayım var benim ama bu hani evvelden çok bu merak edeceğiniz bir şey değil. Merak edeceğiniz şey sizin kendi gönlünüz. Çünkü gönlünüze vardığınız her an her şeyle temastasınız. Gönlünüzden uzaklaştığınız her an bayağı çaba sarf etmeniz lazım bir temasta olabilmek için. Ve gönlün teması çok sevmekle alakalı. Çok sevdiğiniz için çok temastasınız. Öyle söyleyeyim. Çok temastasınız. Şimdi gönle ulaşmanın, yani bunu çok seneler önce tarikatlarda da mesela bana soruyordulardı. Ben bilmiyorum, bilmiyordum. Çünkü tarikatlarda bana göre bunun cevabı yok. Ama hakikat ehli birinden karşılaştığınız zaman bunun cevabı sizi buluyor zaten. Ve çok çok basit, çok bambaşka yerden buluyor. Kesinlikle ayrılık zannından kurtulan bir zihin her mertebede, hangi idrakta olursa olsun, bunu fark eden bir gönül secde eder. Şimdi ben bugün aslında birazcık da şundan da bahsetmek istiyordum. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız var. Aslında onlarla bir Musa ile yürüme şeyini, şu kitabı bir saatte yaparız. Hatta daha bile az bir zamanda. Ben öyle uzun vaktimiz yok çünkü yani böyle uzun uzun bakacak vaktimiz yok. Bunun bazı kurallarımız var, doğru. Bu bir bilinç aşamasıdır. Ve bu gönül yolculuğuna başladıysanız başka şeylere bakamazsınız. Bakmamanız lazım. Belli bir zamana, belli bir kıvama kadar. Ve bugün aslında bir şey geldi aklıma. Secde nedir? Secde. Efendim? Hizalanma. Bakın, şimdi bunu yeni gelenler cevap vermesin. Neden? Çünkü ben mutlaka bu yolculukta bir şey söylüyorsam ilk önce birebir buradaki boyuttaki haline bakmamız gerekir. Öyle benim zannettiğim, mana verdiğim değil. Manaya yürümek ondan sonra olmalı. Yani direkt birebir bakmamız gerekir. Evet Hatice, secde nedir? Birebir. Söyle, bundan çekinecek bir şey yok. Bana göre secde. Sana göre değil. Ha. Herkese göre ha. Secde nedir? Alnını yere koymak. Ama sana sormadım, Hatice'ye sordum. Bunu söyleyebilsin istiyorum. Bu çok en basitinden söylesin istiyorum. Böyle bana göre ben öyle düşünüyorum, düşünme. Düşünme. Secde nedir? Söyledin mi? Bir olsun. Ya, evet, alnını yere koymak öyle ama... Aması yok. Yok. Bak burada kendi zanlarınıza gitmenizi istemiyorum. Kusura bakmayın. Secde dendiği vakit gözünüzün önüne ne geliyor? Kulun Allah'a en yakın olduğunu
Yani, bunlar mana. Secde, mana. Ama secde nasıl oluyor? Yani biz tamam, secdeyi ya. Nasıl görüyoruz? Alnını yere koyuyorsun. Öyle değil mi? Alnı yere geliyor. Öyle mi? Öyle mi? Alnı yere geliyor. Öyle değil mi? Yani secdede birebir olmazsa olmaz. Zahiren gördüğün şey de alnın yere gelmesi, değil mi? Alnın yere gelmesi ne demek? Sübhane Rabbi el-Ala. Peki ne? Beynindeki kayıtlarını toprağa bırakmak. Tamam. Bu güzel oldu. Beyin kayıtlarının toprağa bırakılmasının sembolü. Bir dakika. Tabii, sembol. Hakikati değil. Hakikat olsaydı şey, içinde herkes zaten. Gönlüne indirmek değil. Fena makamları değil. Hayır, o kayıtların şey o yani, gönlünde olan bir şey. Bak, gönlündeki putların kırılması, Kabe'deki putların kırılması. Orada secde var mı? Yok. Bilincinde olanlara Allah potasında erik verilmek gibi bir şey. Bilince geldin mi zaten Allah potasında eridi zaten. Bilince derken beyninde yani. Beyninde olan beyin kayıtlarına. Evet, tamam. Yani, beyin kayıtlarına. Oluşturduğu bilinç evet. Durumu. Aa, yok, düşünceler bilinci oluşturmuyor her zaman. Düşünceler birçok zaman vesvese oluşturuyor, korku oluşturuyor, yani hepsi. Zırıltılık oluşturuyor, bilinç oluşturmuyor. Bilinci oluşturduğu zaman zaten beynin kuantum alanına geçmiş demektir. Yani bilinç dediğimiz zaman duygu ve düşünceleri de kapsamıyor mu? Hayır, bilinçli olmak yani şuurlu olmak, bir şeyi fark ederek, farkınla kullanmak demek. Ama yoksa günde bilmem kaç tane düşünce geliyor, bilmem kaç tane his geliyor. Farkında bile değiliz. Ve bizim manyetik alanımız bunlardan hep etkileniyor. Doğru mu? Şimdi, peki şöyle şey yapalım. Şöyle bakalım. Şimdi secde, yani benim frontal lobumu yere koyduğum zaman, değil mi? Yani toprağa bıraktığım zaman, değil mi? Şimdi gönlün putlardan temizlenmesi bir şey, beynin bu gönül putlardan temizlenirken beynin çok devrede mi? Değil. Niye? Dikkatin de orada değil, orada değil. Daha sonra senin beyninin putlardan temizlenmesi de isteniyor. Öyle mi? Yani beyninin putlardan temizlenmesiyle olacak olan nedir? Gönül. Efendim? Gönül. Yok, gönül oldu. Yok. Bilincin aynı. Bilinç kamil safiye mertebesine çıkıyor. Yani gönlün, tamam. Gönlün oldu, yani gönlünü yaşadın, gönlünü hissettin, gönlüne şahit olmak nasıl şahit olunur gönle? Nasıl olunur? Yani ben gönlü bildim. Efendim? Herhangi bir şey seni etkilemez hale gelir. Ama peki benim daha zihnim, ama zihnim daha çok fazla da şey olmuş değil. Yani zihin mertebeleri devam ediyor. Gönlü yani şahit olmak neyle başlar? Buzun böyle eriyip su gibi olması gibi onu net bir şekilde hissediyorsun. Nerede? Yok, ben birebir biriyim. Biriyim. Yani, nerede? Bu alanda. Nerede? Bu alanda nerede? Yok, onun spesifik alanı var. Sağ tarafında. Sağ tarafında ruh makamı, ruh enerji alanı sende aktive olmaya başladığı anda gönlü fark etmeye başlarsın. Bak, bunu söylüyorum. Sağ tarafında. Yani ruh alanını bu vücutla birlikte olduğunu fark etmeye başladığın an, ruh alanının iz düşümü senin bu vücutta sağ tarafında. Bunu fark etmeye başladığın zaman İsa'ya şahit olursun. Bak, kesin. Hiç yani Hristiyan. Evet, Hristiyan olursun. Yani İsevi olursun.
Yani İsa'yı bildim dersin. Bunu içsel bir bilinçle söylersin. Okey? Fakat Allah alanında, yani bu Kabe'de neden kalmadı Hazreti Muhammed de Medine? Niye? Ne güzel Allah'la beraber. Yapılacak işler vardı. Onları tamamlamaya gittim. Yok. Neden? Neden? Yani Kabe'de bütün dönüşler nedir? Her fiilin faili Allah, her sıfatta mevsu, her vücutta mevcut Allah. La ilahe illallah dedi ve Medine'ye gitti. Neden? Gönülde fark yok. Gönülde fark yok. Doğru. Gönülde fark yok. Ne, çok güzel bir şey söyledi. Yani gönül alanında girdiğin anda hiçbir varlık senin için farklı olamaz. Doğru mu? Olamaz. Yani farkı gören. Fakat bir şey daha var orada. Neden Medine'ye hicret? Ferdiyetini. Efendim? Ferdiyetini zulü ittirmek için. Ama niye? Niye? Yani tamamlamak için gönderildi. Tamam. Yarısı şeyde tamamlanıyor. Mekke'de. 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 Diğer yarısı Medine'de. Ama neden? Orada bak çok önemli bir şey var. Belki şu yani güzel ahlak nedir sorduğum zaman onu bizzat orada gösteriyor. Peki ben şöyle söyleyeyim. Mekke'de bizzat güzel ahlakın %50'sinin gösterildiği yerde Muhammed'in tavrı nedir? Orada hiç reaksiyona orada girmiyor. Allah var. La ilahe illallah var. Hiçbir reaksiyona. Ama daha sonra yaratım başlıyor Medine'de. Daha yaratım başlamıyor. Bak şimdi. Öyle çabuk olmaz herhalde. Yani Mekke'de çok Allah'la beraber. Ama diyor ki benim hicret etme vaktim geldi. Ben artık buradan çıkmalıyım. Bu ne demektir? Şimdi bak ağlamam geliyor benim böyle şeyleri ama. Yani buradan benim bir yere gitmem lazım. Nereye? Buradan. Rabbine, yani Allah'ın... Rab nedir? Yok. Rab nedir? Bak Rab kelimesinde çok 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 net olmanızı istiyorum. Rab nedir? Terbiye eden. Yalnız terbiye eden değil. Yok. Yani bu terbiye eden lafını da sevdim. Bağlantı. Rabıta. Yani rabıta esması. Yani devamlı sen o daim o bağlantıdasın. Doğru mu? Eyvallah. Yani Rabbin denilen şey bu. Öyle mi? Peki, neden Mekke'den Medine'ye hicret var? Yani Medine nerede? Nerede Medine? Mekke bütün gönül manyetik alanı ise. Medine neresi? Medine, bilinç. Hepsi bilinç. Şimdi sen düşünce ve his vücutlarını terk etmek için ve ruhu bulmak için hepsini birden terk ettin ve Mekke'de kaldın. Öyle mi? Mekke'de bütün polariteleri yaşadın mı? Yaşadın. Hepsine eyvallah dedin mi? Dedin. Hiçbir fark görme, gözetmemeksizin bir hale geldin mi? Geldin. Ama bir noktadan sonra senin Medine'ye gitmen gerekti. Yani beyin frekanslarını öğrenmen gerekiyordu. Doğru mu? Ve senin başka bir, yani senin beyninin secde etmesinin zuhura gelmesiyle alakalı bir şey. Yani bu vücudu oluşturan, daha önce bu vücutta ilgilendin mi? İlgilenmedin. Bu vücuda öyle olur, böyle olur, bana şöyle olur dedin mi? Demedin. Ama daha sonra bütün bu frekansları, demin bahsettiğimiz frekansları yaşar hale geldiğin vakit, bu beynindeki kayıtların dahi, gönlündeki kayıtlar bitti. Ama bütün beyin kayıtlarının, yani Kudüs gibi Hakk'a teslim edilmesi gerçeğine şahit olup, kulluğa yani aklın, bunu kul akıl demek çünkü. Bunu yansıtan bir hale gelen bir beyine dönüştürdün mü? Eyvallah.
ve orada rezistansın olmadan, aslında reaksiyona girmeden yaratım ve oluşma haline şahit oldun mu? Yani eşhedü enne Muhammeden Resulullah, sen de zuhur etmeye başladın mı? Şimdi Allah ilminde demin ne dedim? Bütün yaşadığımız ekstrem olmazlar. Ekstrem yasa, hepsi birden var. Ki Mekke'de Hazreti Peygamber için olmadı mı? Oldu. Yanında adam öldürdüler, onu yaptı. Hiçbir şey dedi mi? Demedi. Bütün o gönül zuhurundan sonra, fakat beynini kullanmayanın üstüne pislik yağar diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'de. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bu pislik yağar şöyle bir şey. Yani aslında biraz açık yara olursunuz. Bu aslında çok kötü bir şey değil. Ama yaşanırken. Değil. Yaşanırken de öyle değil. Alıp kabul etmeyle ilgili. Ama her bir zerrenin bir limiti var. Bir haddi var. Yaşamak istediği bir durum var. Doğru mu? Evet. Ve onun bir zuhuru var. Bunu da işte siz ne kadar isterseniz o kadar. Birini yaşadınız, öbürü bitti değil. Bunu nereden anlıyoruz? Medine'ye gittiği zaman Hazreti Peygamber yine Mekke'ye dönüp namaz kılıyor veya salat ediyor. Yani benim salatım, akışım gönülden beyine, beynimden gönlüme daim devam ediyor diyor yani. Doğru mu? Okey. Yani secde, çok doğru, güzel bir şey söylediniz. Bütün bu sefer beyindeki, beyin frekanslarını kesinlikle toprağa, yani vücuttaki bir, yok vücuda değil, vücuttaki o kimyasalı değiştirmek üzere terk etmek lazım. Secde. Bildiklerinden değil. Bir de şöyle bir şey var, secde. Var. Yani şu anın ilmi tam da bunu söylüyor. Efendim? Şimdi normalde başımız gönül alanımızın üstünde taşıyoruz bu alan. Evet. Ama secdede gönül üstte kalıyor. Baş aşağı. Baş aşağıda kalıyor. Çok güzel bir şey söyledi. Yani normalde başımız ters yönde ama secde ettiğimiz zaman başımız gönlün altına geliyor. Çok doğru bir şey söyledin. Yani o durumda Hazreti Peygamber dahi ben bilmiyorum, Allah biliyor diyor. Doğru mu? Yani burası oraya yine de aslında bu akıl bu gönle secde etmiş oluyor. Biz toprağı etmiş gibi gözüküyoruz. Yani aslında değişimi hep orada yapmak gibi bir durum var. O frekanslarda. Gönül çünkü zaten ondan muaf. Gönülde sevgi sonsuz. Gönül zaten ondan muaf değil. Gönüldeki putlar kırılmadan önce muaf değil. Yani gönlün gerçekten keşfi gerekiyor. Zaten değil. Çünkü eğer öyle olmasaydı bu yolculukta yapılmazdı zaten. Yani ilmiyle dün yolculuğu olmazdı. Ama gönül o hale geldiyse, evet doğru dediğim, ondan sonra o yapılacak. Yani gönlün hakiki hali öyle. Hakikati gösteren yer gönlümüz çünkü. Yani ben alemlere sığmam, bir müminin gönlüne sığarım dediği şey orada zuhur ediyor yani. O gönülde. O gönül hangisiyse, neredeyse, kimdeyse. Onu Allah bilir, bazen kendisi de bilir, bazen öyle olur, böyle olur yani. Öyle bir şey. Bu konuştuklarımızla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bunu şunun için söyledim. Yani kişisel gelişimler güzel, kötü değil. Ama şimdi mesela bir nefes yaptığımız zaman bu vücudun bazı kayıtları rahat kullanabilmesine alan açıyoruz. Ama eğer bilincimizde zaten Allah'la birlikte değilsek, zaten o noktada değilsek, bu bizim işimize yaramıyor. Biraz yarıyor, sonra yaramıyor. Ama gerçekten ona şahitsek, daim o durum varsa bizde, bu yarıyor bizim işimize. Çünkü bu vücudun
kimyasının da değişmesi, bu vücudun DNA'larının değişmesi, bu vücuttaki her şey bir beyin çünkü, derimiz dahi değişmesi. Yani bizim mesela Allah'a emin olduktan sonra niye hastalanmak isteyesiniz gibi. Yani veyahut da böyle bir şey olmasa da olur gibi. Buna çok emin olmanız da olabilir gibi. Bu sizin gönlünüzle yaşayacağınız bir durum. Ama daha önce şunu fark edeceksiniz. Düşünceleriniz frekans oluşturuyor. Mesela hastalık oluşturuyor. Bunu İbn Sina da söylemiş, doğru söylemiş zaten. Yani düşünceleriniz, şimdi Allah'ı bilmiyorsunuz, gönlü bilmiyorsunuz, keşfetmediniz. O zaman bir korkuya, bir vesveseye, bir şeye girip çıkmanız daha kolay. Ama Allah'ı bildikten sonra, ama şimdi bu böyle olması olur demeniz daha kolay. Öyle değil mi? Eyvallah. Aynen öyle. Evet. Şimdi ben yeteri kadar bundan oldum, bundan sonra bundan istemiyorum diyebilirsiniz. Bu Allah'la sizin içinizdeki bir kıvam. Okey. Bunu da kimse başka türlü yapamıyor, bilemiyor. Sadece ilmini söyleyebiliyor. Ve yaşamanız için önünüzde yol açabiliyor. Doğru mu? Şimdi bu noktayı ve bu noktaların sizde olduğunu fark etmeniz için gerçekten ilk önce biz Musa ile yürümeyi seçiyoruz. Niye? Ben her zaman yine şey yapamadım ama yani ne diyorum? Gözünüzü kapatın, frontal lobunuza Adem yazın ve bütün odaya Adem yazdığınızı düşüncenizde görün. Düşünceniz madem ki hastalık oluşturabiliyor, aynı şekilde başka şey de oluşturabiliyor o zaman. Doğru mu? Başka bir yere aktive de edebiliyor. Ve frontal loba bunun yapılmasının önemi var. Ve olduğunuz noktada nefes alıp verin, 15 dakika durun diyorum. Değil mi? Bunu meditasyon halinde söyleyeceğim. Bunun önemi var. Çünkü niye? Ademiyet sizdeki bir nokta. Bırakın orası yapsın bir iş. Siz bir şey yapmayın. Seyredin. Melekler gibi. Meleklere bir şey söylediğiniz zaman siz yapmayın. Bırakın orası. Yani o enerji alanı hareket etsin. Siz de seyredin. Sizdeki seyreden taraf özünüz zaten. Seyretmeye başladığınız zaman zaten bu kimliğinizi kurban ettiniz. Neyse. Yani bu yolculuk nasıl olacak? İlk önce düşüncelerin ve hislerin nispetinin ve yerinin değişmesi gerekiyor. Kesin. İşte ben birazcık Ayşe ile, biraz Fatma ile, biraz Allah'la olmuyor. Yok. Öyle bir şey yok. Ya Allah var ya da Allah var. Yani eğer Allah varsa ya beraberinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey var. Allah yoksa da işte sen varsın, o var, bu var, başkaları var. Doğru mu? Yes. Şimdi bu Allah alanını fark etmek için, Allah'a şahit olmak için, Allah'a emin olmak için demek ki sizin zihninizin, hislerinizin, düşüncelerinizin bütün bildiklerine bilmiyorum demesi gerekiyor. Gerçekten Allah biliyorsa ben bilmiyorum zaten. Neyi bileceğim, ne kadar bileceğim. Doğru mu? Gerçekten bilmiyorum ama. Neden biliyor musunuz? Bütün bu yaratılmış olan alem bu uydurmacada ondan. Yani şimdi siz emin veldeye, yani emin olmaya doğru gidiyorsanız, yani bildiğinizden emin olmaya gidiyorsanız, şimdiye kadar öğrendiklerinizi bilmiyorum demeniz gerekiyor.
Öyle. Ve bilmediklerimiz bildiklerimizin yanında çok fazla. Çok fazla. Yani gerçekten bilmiyoruz. Şimdi bilmemeye razı olan bir zihin. Gerçekten bilmemeye razı olan bir zihinden bahsediyorum ama. Yargılarından, ön yargılarından. Kurtulur mu? Kurtulur. Gerçekten bir bebek dünyaya geldiğinde, bir çocuk saf zihniyle biliyorum diyor mu? Demiyor. Bilmiyor yani, yeni yeni öğreniyor. Yepyeni. Maddeyle ilişkisi yepyeni. Her şeyle ilişkisi yepyeni. Doğru mu? Evet. Hiç ezberden sıkıcı bir şey yok. Çünkü bize sıkıcı gelen şey ne biliyor musunuz? Ezber olması. Ha, biliyorum. Ne biliyorsun? Öyle olunca böyle olur, böyle olunca böyle olur. Bundan daha sıkıcı bir şey var mı Allah aşkına? Hiç eğlenceli değil. Hiç. Bir de işin şey tarafı, içinizde Allah olduğu için, düşüncenizi de böyle yaptığınız için, bu kalıbı oluşturduğunuz için böyle içinde de kalırsınız. Doğru mu? O yüzden bu gönül alanının hareketinin birinci adımı bilmiyorumla başlar. Şu ana kadar bir sürü şey öğrendim. Ama şu anda gerçekten bilmiyorum. Bakacağız nasıl olduğunu, göreceğiz. Okey? Sahiplendiğiniz, sizin diye düşündüğünüz, yani bana ait olduğunu düşündüğünüz şeylere aidiyet değil, bağınız olduğunu ve aidiyetin hak olduğunu fark etmeniz belki zaman alacak. Aleyküm, emvaleküm, maleküm fitne diyor değil mi? Bütün hepsi senin malik olarak görüyorsan bu bir fitne. Çünkü malik olduğu şey her bir zerrenin Allah'a ait olması, kuantum alana ait olması, nura ait olması, enerji alanına ait olması. Ama aidiyeti sana değil ama seninle bağ olması. Seninle bir birlikteliği olması o kadar. Ama aidiyeti değil. Bunu fark etmek üzere gidilen bir yolculuğun adı din. Yani kişisel gelişim değil. Çünkü bu kişisel filan gelişmeyle alakalı değil. Çünkü kişisel gelişmek için gelişmemiş olmak gerekiyor. Fakat bu bakış açısında gelişmemiş olan bir şey yok. Öyle bir gelişmemişlik yok yani. Biri gelişmiş, biri gelişmemiş değil. Bu tamamen kıyasi bir bakış açısı. Ama gönlün seyri böyle değil. Okey. Şimdi Hazreti Musa gibi çok büyük bir peygamberden bahsedeceğiz. Ne demek çok büyük bir peygamber? Çok büyük bir gönül adamı. Muazzam bir birikim. İnsan için şu cümleyi çok hoşuma gidiyor benim. Muazzam bir birikim. Öyle. Ben bu kitabı böyle hoşuma gidiyor. Yeni gelenlerle bir lokma üstünden gitmek istiyorum. Yani biz dine, dini söylemlere nasıl bakıyoruz? Bizim baktığımız şeyde hiçbir ezber yok. Hiçbir kimsenin dediğini reddetmiyoruz, kabul etmiyoruz. Başkalarının demesleriyle hareket etmiyoruz. Sadece bizim içimizdeki o bilinç uyandıysa bizim için yeterlidir. Bilgi değil, bilinç. Oradaki bilince bakıyoruz. Okay. Yani bunun için zihnimizin başka bir alana taşınması gerekiyor.
O yüzden Musa ile beraber bir Musa çünkü aklın, zihnin gidebileceği üst bir nokta. İsrail oğullarının peygamberi olarak gözüküyor. Bütün peygamberler bizimdir, bunu unutmayın. Ve bize göre hepsi Müslümandır. Hepsi. Hepsi İslam'ı söyler. Bu bizim bakış açımız böyledir. Hepsi bir bilinç söyler. Hepsi bir tarafını söyler. En mükemmelini de Muhammed söyler. O da ayrı mesele. Ama hepsinin söylemi bize bir şey söyler. Ve hiçbirinin söylemi, bunu da şimdi söyleyeceğim, bitmiş değil. Musa söylemeye devam ediyor. İsa söylemeye devam ediyor. Muhammed söylemeye devam ediyor. Hiçbir alanda, hiçbir anda hiçbirisi bitmiş değil. Ve siz gönlünüzden eğer bir Musa'yı sevdinizse o sizinle söylemeye devam ediyor. Öyle. Neyi sevdiniz acaba? Hazreti Muhammed'in bir lafı var diyor ki beni her şeyden daha fazla seven yok değilse mümin olmaz diyor. Her şeyden. Bu ne demek biliyor musunuz? Her şeyden demek. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kandiliniz mübarek olsun diyeceğim. Çünkü bir kandil hali var şu anda. Hani sizi duygusallaştırmak istemiyorum ama bugün benim kızımın da toprağa verildiği gün. Ama bana göre hiç öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Neden böyle oldu şu anda bilmiyorum. Ama Hazreti Şems-i Tebrizi ile bir alakası olduğunu biliyorum. Onları bir gün bana bildirirlerse bilirim. Bir gün bana bir şey söylenmişti böyle. Ben dedim ki böyle konuşmak istemiyorum demiştim. Belki bundan sonra da konuşurum. Böyle. Şimdi Musa ile yürümek yolculuğunda. Musa ile ilgili bir sürü, ben şimdi bunu pat diye geçeceğim. Bu kitabı pat diye yeni gelenler var çünkü onunla ilgili. Bilgiyle alakalı bir şeydir Musa. Musa nedir? Kelimullah'tır. Yani kelam ve kalem ve hatta Musa kendisi çok söyleyemiyor. Harun'un yanına kekemelik gibi durumu da olabiliyor. Harun'u istiyor yanına. Ama Allah da sen benim kelimullah diye bir şeyi tam da o zerreye söyletiyor. Çok da ters gibi görünür bize. Ama şimdi zihnimizin terse dönmeyi öğrenmesi gerekir. Kabullerini tersine döndürmeyi öğrenmesi gerekir. Ve Musa'yla o yolculukta Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz, aslında Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz Musa, Hazreti Muhammed'in Musa'sıdır. Onu da söyleyeyim. Yani Hazreti Muhammed'in açısından bize görünen Musa'dır. Belki gerçekten ben bilmiyorum Tevrat nasıl bir şeydir okumadım. Kabala nasıldır bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hiç enteresandır bilmek istemiyorum böyle bir şey. Ya çok iyi bildiğim için hiç de oraya bakmak isteğim yok. Öyle bir durumum var benim. Ama Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz şey Muhammed'in Musa zevki de var orada. Yani Muhammed Musa'yı nasıl fark ediyor, zevk ediyor. Kendindeki Musa, bütün peygamberlerin zevk ettiği noktalara seyahat etmişlerdir, fark etmişlerdir, oraya şahit olmuşlardır. Hazreti Muhammed de, şimdi Kur'an-ı Kerim'de Musa ile ilgili bir şey de Kehf suresinde bildiğiniz gibi var. Doğru mu? Evet. Pınar, Kehf suresini biliyor musun? Bilmiyorsun. Vildan, bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Şimdi burası nasıl yapacağız o zaman? Çünkü Kehf suresini bilmeniz gerekiyor. Kehf suresindeki Musa ile Hızır'ın bir yolculuğu var. O yolculuğu
bilmeniz gerekiyor. O zaman siz bunları bir okuyun veya bir bakın, yani bir nosyonunuz olsun bununla ilgili. Benim anlattığımdan değil. Şimdi daha anlatmadığım neler var orada da. Fakat bir Musa ve Kehf suresini diye bahsediyorsa artık orayı biliyor olmanız gerekiyor. Yani neden bahsettiğimizi. Bilmem 12 tane 16 ayet öyle bir şey var. Evet. O zaman burayı böyle gidemeyiz çünkü çok hızlı. Gitmek istiyorum ben. Çok üstünde de durmak istemiyorum. Fakat Musa bir soru soruyor Rabbine. Benden daha bilgili biri var mı diye. Firavun'un evinde büyüyor. Yani muazzam bir enerji kullanabilen, benlik sahibi, hatta ben sizin Rabbinizim diyen birinin evinde büyüyor Musa. Hatta ben şöyle bir şey sormuştum. Ya bu Firavun kötü adam değil. Öyle bir şey değil. Bu Musa'ya ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Gönül alanı için. Doğru. Yani gönül manyetik alanı peygamberlerle bulunuyor. Öyle enerjilerle bulunmuyor. Çok doğru. Ve karşısına tam da böyle değil, böyle diyen bir güç olarak çıkıyor bir de Musa. Ve çok enteresan, muazzam güçleri kullanabilen birinin karşısına çıkıyor. Diyor ki, benim bendeki zuhura çıkmış olan şey seni alt eder. Yani bütün gönül manyetik alanı, bütün alanları kapsar, yutar ve başka bir şeye çevirir diyor. Doğru mu? Süper. Doğru. Aynen öyle. Yani Musa çünkü bir peygamber olarak karşısına çıkıyor Firavun. Ve Firavun'un da zamanında çok enteresan. Senin yerine biri gelecek deyip erkekleri öldürüyorlar. Devamlı kızları öldürürlerdi. Kur'an'da erkekleri, orada erkekleri öldürüyorlar değil mi? Evet. Yani bu soy meselesi, işte yerine geçme meselesi, halbuki yerine geçecek olan şey tam bir gönül hali. Ama onu bilmedikleri için, şahsiyet ve kimliğe vurdukları için bu sefer erkekleri öldürüyorlar. Doğru mu? Evet. Ve Musa'nın annesi de suya bırak diyorlar, bırakıyor gidiyor. Doğru mu? Kabala bilen var mı? Ben hiç bilmiyorum. Okumuş olan var mı? Bakmış olan var mı? Burada yok. Evet. Tamam. Ben de bilmiyorum yani. Böyle bir bazen haktan filan ondan bahsediyor. Kabalist, mabalist bir şey diyor. Ne diyor oralarda bilmiyorum. Oraların bakış açılarında ne var onu da bilmiyorum. Ama mesela Havva, işte Adem'in eye kemiğinden Havva oldu hikayesi var. Hep kadınlar kendilerine mal ediyorlar bunları. Hiç öyle bir şey yok. Ama Havva manasının Ademiyet'ten doğduğu doğrudur. Ama bunun yani kadın cinsiyetiyle bir alakası yok. Neyse, şimdi onu başka türlü söyleriz. Bu Kehf suresinde Hazreti Musa gerçekten ben şimdi ne yapacağım diyor. Yani bana daha fazla bir şey verebilecek kimse var mı? Ve Musa'ya diyor, deniyor ki, bir yerlerden deniyor ki, iki tane balık al, sepetine koy ve yürü. Ve balıklar kaybolduğu yerde sana bu ilmi verecek olanla karşılaşacaksın diyorlar. Kehf suresi kaçıncı? 60'ın değil mi? Kaçıncı ayeti bu? 60. Ama bir şey lazım, bir maya lazım bunun için. Bu mayanız yok şu anda. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir şeyleri merak etmiş olmanız lazım. Musa ile yürümek sizin yolculuğunuzdur. Bunu bir kere merak etmeniz lazım. Yoksa hani ben oturup bir şey anlatayım diye bir durumu yok. Öyle diyeyim. Musa ile ilgili çok fazla hikaye var Kur'an-ı Kerim'de zaten. Çok fazla söylem var. Siz kendi Musa'nızı bulunca söylersiniz. Evet. Çünkü peygamberlerin isimleri hepsi semboliktir. Hepsi sizdeki bir yazılımdır. Muhammed, Ahmet, Mustafa, Mahmut isimleri gibi hepsi sizdeki bir şeydir, bir yerdir.
bunları fark etmek, keşfetmek, zevk etmekle isteyenler için hazır ve hazrettir. Evet. Şey 60 ile 82 arası. 60-82 arası, evet. Çünkü şimdi mesela düşüncenin ve hislerin, şimdi benim hislerim, ben niye kötü hissediyorum kendimi? Düşüncemde bir şey var çünkü. Yani bir şeyi bu doğrudur diye tutmuşum, o beni kötü hissettiriyor. İlk önce düşünceyi düzeltmek gerekiyor. Gerçekten. Yani düşüncenin öyle olmadığını, yani düşünce dediğiniz şeyin her yerden gelebildiğini, buna maruz olduğumuzu, geldiği gibi gidebildiğini, hisler de böyle geldiği gibi gidebiliyor, değişebiliyor. Ve bunu nasıl yaşayacağımızı öğrenmemiz lazım, öyle değil mi? Aslında her an herkes birbirinden helallik dilese iyi olur. Bunu başka türlü de gördüm çok. Kul hakkıyla gelmeyin denilen bir şey bu. Eğer bir anne babadan doğduysanız anne babanızdan helallik dileyin. O sizi taşımış şekilde, anneniz taşımış. Size iyi anne olmuş, kötü anne olmuş. Bu hesapları yapmayın. Babanız öyle yapmış, böyle baba olmuş size. Babalık hakkını helal etsin. Gerçekten etsin yani. Alın ya, helallik alın. Her bir zerreden, gönlünüzden inşallah. Gönlünden olmazsa da çok olmuyor. Ama helallik alın. Onu bir şey manipüle etmeye çalışmayın. Bunu bak Meral'e söylüyorum. Ama helallik alın. Ne için? Sadece sizi bu dünyaya getirmeye vesile oldukları için. Onlar da ellerinden gelen ne varsa onu yaptılar. O kadar biliyorlar. O kadar yapıyorlar. Herkes bildiği kadarını yapar. Bu kadar. En müthişini beklemeyin, en mükemmeline. En mükemmeli, en müthişi hep Allah katında var. Diğer yerlerde yok. O yüzden yapabildiği kadarına teşekkür edin. Ve helallik alın ama gerçekten. Hakkını helal etsin eğer sizin üzerinizde bir hakkı varsa. Bu bir yük çünkü. O yükle gitmeyin. Ya o yükten boşalın. Gerçekten. Affetmek konusu, siz orayı affetmeyeceksiniz. Siz kendinizi affedeceksiniz. Afif sizedir. Birini affetmeye sizin öyle bir şeyiniz yok. O noktada kendinizi affedin. Yani demin mesela ne dedi işte, beni suistimal ediyorlar dedi, değil mi? İşte o noktada kendinizi affedin. Ettiğiniz bütün suistimallerden dolayı kendimi affediyorum. Yapmışımdır. Yapmışımdır. Öyle yapmışımdır, böyle olmuştur. Böyle yapmış. Yani bilerek bilmeyerek. Böyle. Her sıkıştığınızda hakkı bırakmayı öğrenin. Yani yaratımı yataydan dikeye çıkarın. Yani hak böyle yaptı diye zihninize öğretin. Zikir böyle bir şey. Yani bunu hatırlamakla alakalı bir şey. Olan oradan oluyor, böyle oluyor gibi. Şu anda bunu seçmişsiniz, böyle olmayı seçmişsiniz, böyle bir aileden doğmayı seçmişsiniz, bu cinsiyette olmayı seçmişsiniz, bu durumu seçmişsiniz. Bunun hikmeti Allah katında bambaşka. Orayı söyleyin. Yoksa ben öyle oldum, annem böyle oldu. Bu hiç biten bir hikaye değil. Hiç kimse de. Ve her bir kimseye şu anda sorsam hayatlarında ne hikayeler var?
Yok, bunun Allah katındaki yerine bırakın. Bilmiyorum deyin ve Hakk'a teslim edin. Çünkü bu hikayelerin sonu gelmez ki. Haklı haksız davasının da sonu yok. Evet Pınar, seni dinliyoruz. Ne oldu? Eşin ne oldu şöyle? Şimdi inşallah bir noktada sıkıştığımız noktalarda gerçek manada Hakk'ı Allah'a nispet edebilsek başka şey zora geliyor. Başka türlü. Düşündüğümüz, bildiğimiz şekilde değil. Değil mi? Değil mi sen onu? Evet, bu Zoom kapatayım. Değil mi? Daha ne konuşacağız bilmiyorum. Kapatayım mı Zoom'u? Kapatayım.